Merhaba arkadaşlar, Papers, Please serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni Günün gazetesiyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi manşeti okuyalım. Grestin yine bir sınır saldırısından müzdarip, Kolejada temizlik kendisine saldırıyor. Kayıpların suçlusu hatalı kanıtlar diyor. 2 Aralık 1982'deyiz. Evet. Bu dünden kalmıştı. Önceki bölümünü hatırlarsanız. Doğu Grestin'den bir yetkili bugün sizi teftiş edecek. En iyi şekilde hazırlanın diyor. Birisi teftişe gelecekmiş. Şöyle yapalım. Temel kurallar diyelim. Ve şuradan. Aa, şu teftişe geliyor. Evet. İlk teftiş geldi direkt. Hayırdır. Evet. Hayırdır. Buranın müfettişi sensin demek. Yani benim sorumluluğum altındasın. Hayırdır. Bir buraya bakarak bir hata yedi. Bu seni motive eder. Hayırdır. Vay. Onun içinde döneceğim ben. Bunu duvarına as. Beni utandırma. Hayırdır. Yaşasın Nasoska. Eyvallah ya. Kabul Bakanlığı'ndan itibar plaketi aldık. Duvara alsın diyor. Tamam, asarız bunu. Sıkıntı yok. Şunu şöyle yapalım. Güney'i başladık. Çalışma diyor ve 6 ay diyor. Ve gördüğünüz gibi yakaladık. Bence hiç yenilemişsin gibi durmuyor. Hadi. Sıradaki gelsin de bakalım işimize. Evet, bunu da yakaladık. Meşguldün. Ah, sana süre veriyorum. Yenilirsin artık. Bilmem gerekli mi sence? Bence gerekli değil yani. Hayır, gitmiyorum diyor. Vay terbiyesiz. Yürü lan. Başıyı kaplan gibi dağıtırım diyor. Geçmeme izin verin. Aha, kafadan indirdiler. Gelin bakalım sıradaki. Adam omuzladı götürüyor adam. Ziyaret diyor. Birkaç hafta diyor, tamam. Ve uyuşmazlığı yakaladık. Al bakalım kardeş. Bunu artık karakolda anlatırsın. Ziyaret bir ay diyor, doğru. Bunda bir sıkıntı yok gibi duruyor. Evet, seni geçirtelim. Hayda, yine geldi. Onları geçir. Bunları üst üste koyacağız sanırım. Burada isimler var sanırım, değil mi?
Onları mı geçir demek istiyor? Bak. Mikail. Mikail Saratov. Mikail Saratov ve Stephanie Graire. Hani senin şeyin nerede? Pasaportun nerede? Hey Allah'ım ya. Kendine bakalım. Sıkıntı göremedim. Şunları da şuraya sallayalım. Çalışmaya gelmiş, 3 ay kalacakmış. Bir sıkıntı bulamadık. Sen şu durumda geçiyorsun. Ziyaret amaçlı gelmiş, birkaç hafta kalacakmış. Ve uyuşmazlık. Ömer bakan parmak izi. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor şu an. Sen geç bakalım. Ulan. Dayı senin bu resim nedir ya? Bakalım eski mi fotoğraf? Harbiden eskiymiş. Şimdi diğerlerine bakalım. Sen geçecek gibi duruyorsun. Al bakalım. Evet, 10. günde tamamladık. 5 dolarla da kabini güncelleyelim bari. Kabul Bakanlığı'nda hırsızlık etkili değil. Yalnızca birkaç eşya çalınmış. Antegria'da casus deşifre oldu. Muhbir firarda. 3 Aralık'a geldik. Evet, mühürlerin çalındığından şüpheleniyormuş. Önemli evraklarda sorun yok fakat alınan istihbaratına göre suçlar çoktan resmi askıka belgeleri basmaya başlamış diyor. Gerekli belgelerin geçerli bir mühür bulundurduğundan emin olun. Bulunmayan ya da çalınmış bulunan tamamen belgelerden.
Bunda mühür gerekmiyor mu ya? Kural kitabında belgeler diyor. Sonunda. Hadi güle güle. Artık anlarsın ne olduğunu. Ziyaret diyorsun, burada aktarma yazıyor. O da garipti yani. Vallahi bir sıkıntı yok gibi şu an. Yoksa var mı? Nerede o? Kontrol edelim. Uyuşuyormuş. Dur la. Bunda bir şey var mı? Tamam, alakalı değil. Hadi sen geç ya. Al şunu geç bakalım. Nasıl mühür ya? He. Tamam ya, şu. Tamam sen geç ya. Sıkıntı yok gibi. Oba. Sana da günaydın kardeş. Aynen. İkramiyeni alırım yine ben. Bu yeterli değil. Tamam, ne yapalım Allah Allah, yok yere insan mı gözaltına alacağız? Allah'ım ya. Tamam, bunda da bir sıkıntı yok. Ah, saate giriş izni mi? Vay canına. Uyarı almışız, iyi. Ali dayı, senin şeyin nerede ya?
Sana ne olduğunu göstereyim bak. Bunu alıyorsun, git sor. Aynen, düzen bilirim ya. Bu geçecek ya, sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok gibi ama. Neyse ya, bu geçsin, hadi geç, hadi geç. Uğraştırma bizi, hadi. Al bunu da. Arkadaş, bıktık sizden ya. İlk ajan da dedi ki 3 gün içinde gelecek. Aynı hatayı bir daha yapma. Al bakalım hadi. Orası bana kalmış. Yabancı bir adam para getirdi. Almak istemiyorsan onaylama diyor. Alalım mı, almayalım mı sizce? Ne diyorsunuz? En almayı pek düşünmüyor gibiyim ama yok ya, almayacağım. Vazgeçtim. Evet, Arstoska tarihi. Resimler ve kelimelerle, çoğunlukla kelimelerle. Evet, 4 Aralık 1982'ye geldik. Günaydın müfettiş. Var dayı, var. Bak. Dayı, bunu verdin. Ben de diyorum ki bunları. Bir dakika. Bunu deşifre edemiyoruz mu bunları? Ha. Böyle yapsak. Alakalı değil de. Neyse, al şunu hadi. Tamam, tehlikeli. Para da almadık zaten. İlla uğraştıracaksınız ya. Valla git hadi, hadi.
Şimdi sana bir bakalım. Bir sıkıntı yok gibi ya. Hadi sen de geç bakalım hadi. Ben mühendis arıyorum. Bir dedik yapın. Ne mühendis dediğim farkım benim. Oo. Olur. Mühendislere dikkat edelim o zaman arkadaşlar. Mühendislere dikkat edelim. 5 kredi iyi yani. Aracılık yapacağız, başka bir şey değil. Hani dayı senin şeyin nerede? Ha varmış ya, dur. Buraya bırak. Şunları şöyle atalım da. Heh. Sende bir sıkıntı görmedik ama İnşallah başımıza iş açmazsın. Bunu da bakalım. İsimler farklı çıktı galiba. Ya pardon, şeyler. Cinsiyetlere. Tamam, erkek diyor. Vallahi bir sıkıntı görmedim ama. Sen bir gir bakalım. Ortalık patlatma da. Oha, bu nedir ya? Bakalım doğru mu yanlış mı? Denecek bir şey yok. Biraz daha para kazandırdın bana. Hadi bakalım. Aha, bir tane mühendis yakaladık. İşim diyor, yarım sene diyor, tamam. Şimdi tarihinde bir sıkıntı yok. Burada bir sıkıntı yok. İsimlere bakalım. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi bunu atalım. İsme bakalım. Pardon. He, bir de son olarak şuna bakalım. Tamam. Onu al sen. Dur bakalım. Sen şunu al. Bunu da, bunu da. O benden hediyeydi, ne olacak? İş bulduk sana işte. Vallahi tip pek düzgün durmuyor ama bir şüpheli bir şey de bulamadım gibi. Al bakalım, hadi güle güle. Aktarma gidecekmiş 2 gün. Süresinde bir sıkıntı yok. Buraya baktık. Allah, ne oluyor lan? Aha.
Birisi daha bir saldırı yaptı. Terör saldırısı nedeniyle gün erken bitti. Oğlan hasta vereceği ihtiyacı var. Yabancı bir adam yine para getirdi. Almak istemiyorsan onaylama diyor. İlacı alacağız. Isınma sıkıntılı. Evet arkadaşlar. 12. gün tamamladık. Bu bölümün de burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.